Ya şimdi aslında nöbetin adından çıkıyor. Geç gelen adalet, adalet değildir diye. Şu yanıltmasın tabii. Yargılama hızlı sürerse adalet tecelli ediyor anlamına gelmiyor. Selin Erdem davası bunun tipik örneği. İşte Erkan Keleş ve Davut Paşa davası da bunun başka bir örneği. Davut Paşa da 2,5 yıl aradan sonra açıldı. Üstelik ailelerin ısrarıyla açıldı. Aynı aileler 35 hafta Taksim tramvay durağında nöbet tuttular. Sırf ceza davası açılsın diye. Adil ve etkin yargılama yapılsın diye. Aynısı Erkan Keleş davasında ancak 3 sene aradan sonra ceza davası açıldı. Yani dolayısıyla yargılamanın sürati değil, yargılamanın etkin ve adil olması önemli. Zaten ailelerin İşte başta hani Hakkı Davut Paşa davası ile ilgili söylediği gibi böyle gayri ciddilik olur mu? Siz Şubat ayında bilirkişi olarak atanıyorsunuz. Atanırken mahkeme kaleminden sizi ararlar. Derler ki sizi bu dosyada bilirkişi üyesi olarak tayin etmek istiyor mahkeme. Kabul ediyor musunuz? O da kabul eder ya da etmez. Yani bir gerekçesi varsa da ben olamam der. Sen bu görevi kabul etmişsin Şubat'ta. Gelmişiz biz Ekim'e, duruşmadan bir gün önce faks gönderiyorsun mahkemeye. Bunu gönderen de hukukçu, idare hukukçusu bilirkişisi. Şimdi bir idare hukukçusu bilirkişisinin yargılama sürecinde böyle davranması sizde şu endişeye yol açmaz mı? İdare hukukçusu profesör bunu yapıyorsa bu memlekette İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yargılama hukukuna dair kim bilir ne anlatıyordur. Şimdi siz tutuyorsunuz, bir gün önce faks gönderiyorsunuz, mahkemeye etti, bir dahaki 2 ay sonraya tekrar atıyor. 2 ay sonra o bilirkişi raporu gelecek, tamamlanacak, rapora beyanlar alınacak vesaire vesaire. Ya da başka bir örnek, Milas Güllük. Yani 17 Haziran'da 7 işçinin hayatını kaybettiği dava. Bilirkişi raporu geldi. Raporun kendisine dair de avukatlar olarak suç duyurusunda bulunuldu rapor ekseni alınarak. Rapor yeterli bir rapor. Cumhuriyet Savcısının dava açması lazım. Hayır, dava açmadı. Yeni bir bilirkişi heyetine gönderdi İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ne. O rapor bu raporun gerisinde gelirse ne olacak? Biz itiraz edeceğiz. İtiraz edince ne olacak? Üçüncü bilirkişiye gidecek. Şimdi bütün bunların hepsi yani ailelerin adalet arayışını bu devletin kurumlarının anlaması lazım. Yani ailelerin adalet arayışında yalnız kalmasını ne kadar emekten, emekçiden yanayım diyen varsa anlaması lazım. Baroların anlaması lazım. Yani bunu anlamayınca ortada o zaman adalet ülküsünü kaybetmiş bir toplum da siz ne söylerseniz söyleyin bütün değerler tarumar olduğu anlamına gelir. Yok çünkü yani adalet duygusunun kalmadığı yerde hiçbir şey yeşermez. Yani orada artık o toprak çorak olmuş. Hiçbir güzelliğin, hiçbir neşenin, hiçbir sevincin kıymeti olması mümkün değil ki. Yani o yüzden bundan sonraki nöbetlerde bunu daha sık duyacak kamuoyu bizden. Geç gelen adalet, adalet değildir diye. Bu sadece adaletin süresiyle ilgili değil, usulüyle de ilgili. Yani bugün burada bizi dinleyen ya da haber olduğu zaman gazetede okuyan arkadaşlar ya da insanlar şöyle düşünmesin. Hepsi potansiyel olarak bir iş cinayetinin mağduru olabilir ertesi gün. Yani kimse yarın uğramayacağım. Servise biner işine giderken olabilir. Çünkü servis şoförü 14 saat çalıştırılıyordur. Dolayısıyla dikkat eksikliğinden trafik kazası yapabilir. Kendisi diyelim çalıştığı mekanın içerisinde doğru düzgün temizlenmemiştir. Ayağını bir şeye basıp düşebilir. Doğru düzgün, yani bunları basit ve karikatürize ederek söylüyorum. Orada bulunan herhangi bir dolap da kafasına düşebilir. Çünkü işverenin feragat ettiği şey işçinin hayatı. Ve o ne kadar az maliyetli çalıştırırsa o kadar hayırlıdır. Dolayısıyla çalışma güvenliğine dair tedbiri alabilmesi için o işçinin hayatına ve kendisine saygı duyması lazım. Şimdi bunu işverenin kendisi bilmiyorsa bunu ona hatırlatan kamu görevlileri olacak. Hadise olduktan sonra da yargılama sürecinin ehemmiyeti o noktada başlıyor. İşverene
denetim görevini yerine getirmeyene parmak sallayan bir kamuoyu, hesap soran bir yargılama mekanizması o nedenle şarttır. Ama parmak sallayan kamuoyu olmayınca bir problem. Zaten bu konuda etkili harekete geçmeyen bir yargılama mekanizması olunca da başka bir problem. Ama neticede aileler bu konuda kararlılıklarını ve ısrarlarını sürdürdükçe biz hep birlikte olacağız. Yani neticede bütün bu adaletsizlikleri bile bile adalet mücadelesinde umutsuzluğa düşmeyeceğiz ama. Yani bu böyle olmasın diye zor bir duygu. Yani siz bir yandan bir adaletsizliği bütün uğraşınıza rağmen devam ettiğini görüp, kamuoyunda etkisini artan biçimde devam etmediğini görüp halen sürdürmek, o yüzden sistemli bir din. Yani o yüzden, ama bütün bu o yüzdenlere rağmen biz yine umut etmeyi ve adalet aramayı sürdüreceğiz. Ama yargılamanın etkin kılınması konusundaki önümüzdeki günlerde bütün bu belgeleri, ya şu belgelerin hepsini kamuoyuyla paylaşacağız. Bir yıldır Erkan Keleş davasında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen 5 sanık hakkında dilekçenin 9 aydır bir mahkemeden ilgili merciye gitmemesinin hesabını soracağız.